TV adına herkese merhaba. 26 Ekim Çarşamba günü günün haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'da özgür tutsaklar adil yargılanmak için başladıkları süresi açık grevinin 20. günündeler. Direnişe meclisi ise Almanya'da bugün 184. haftasında, yarın Köln Yabancılar Dairesi önünde. Yüksel Direnişi, direnişin 2173. gününde bugün Ankara Yüksel Caddesi'nde basın açıklamasını okuyarak gözaltına alındılar. Grup Yorum projesi olan Mahalle filmi bu hafta Almanya'da 5 tane sinema salonunda vizyona girecek. 29 Ekim Dortmund ve Hagen, 30 Ekim ise Stuttgart, Frankfurt ve Mannheim'de olacak. Kentsel dönüşüme ve uyuşturucuya karşı bu film, bugünkü yaşadığımız süreci de kapsayarak herkesin izlemesini Umut TV olarak tavsiye ederiz. Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın örgüt propagandası suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Fincancı'nın Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanlığı görevinden alınarak yerine başkasının atanması talep edeceğini de açıkladı. Kadıköy'de aynı zaman bu akşam Şebnem Korur Fincancı için yapılan eyleme polis saldırdı. Farklı bir haberle devam edelim sevgili seyirciler. İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman'ın açıklamasına göre kadın cinayetlerinin geçen seneye göre %7 düştüğünü söyledi. Fakat KCDP'nin açıklamasına göre kadınlara yönelik cinayetler geçen seneye göre %18.8 arttı. Son 8 yılda Avrupa'ya geçmeye çalışan 29 binden fazla mülteci yaşamını yitirdi. Bangladeş'te etkili bir tropikal fırtınada 22 kişi hayatını kaybetti. 17 Ekim akşamı 26 yaşındaki Bulgar işçisi Refat Süleyman'ın cesedi Duisburg'daki ThyssenKrupp çelik fabrikasında bir cürüf havuzunda bulundu. Aileler ve sendikalar o zamandan beri ölümün koşullarının derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Pazar günü ise Refat Süleyman için yaklaşık 1000 kişi Duisburg şehir merkezine yürüyüşe geçmiş. Evet sevgili seyirciler, son haberimize gelerek Almanya'nın aile, yaşlılar, kadın ve gençlik bakanlığı resmi internet sitesinde ergenliğe girmemiş gençler için ergenliği durdurma ilaçları pazarlıyor. Bedenin gelişmiyor, ne erkek oluyorsun ne de kadın. Böylece rahatça düşünmeye zaman olacak. Hangi cinsiyet bana uygundur diyerekten gençlerimizin beyinlerini nasıl teslim almaya çalıştıklarını görüyoruz sevgili seyirciler. Evet, bugünkü günlük haberler programımızın sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.